Seni aldattım ben. Suç benimdir. Aynı delikten bir daha ben seni aldatabiliyorsam suç senindir. Einstein'ın bir sözü var. Ne mutlu diyor, cahile geliyor, her şeyi bildiğini sanıyor diyor adam. Ya çok çok rahatsız ediyor, doğru. Cahil insan kimdir? Bilmediğini bilmeyen, bildiğini zanneden. Bilmeyen değil. Bilmediğini biliyorsa alimlik başlar diyor Gazali. Alimdir. Neyi biliyor? Bilmediğini biliyor. Çok şey biliyor. Cahil olduğunu biliyor. Ben. Bak, bilmediğini biliyorsa o alimdir. Çok alimler var, bilgililer var. Bilmediğini bilmiyorlar. Bildiği kadar da cahil. Bilmiyorsun, insanlar dünyada yaşadıklarını zannederler. Biliyor musun? İnsanlar yaşadıklarını zannediyorlar. Çoğu insan bu dünyada yaşadığının farkında değil. Oysa dimağlarındaki, kafalarındaki oluşturdukları küçük dünyada yaşarlar. Evet yaşarlar ama burada. Büyük dünyadan kimse haberi yok. Herkes, hani var ya sokakta yürür bir tanesi. Evet telefonla, kız oluyor. Oysa çok şey kaçırıyor. Kendi kurguladığı bir küçük dünyası var. Orada yaşıyor. Orada yaşadığını büyük dünya zanneder. Ustad Mesnevi de söylüyor bunu. Biliyor, bir daha okuyayım. Biliyor musun? İnsanlar dünyada yaşadıklarını zannederler. Oysa dimağlarında, kafalarında oluşturdukları küçük dünyada yaşarlar. Kafalarındaki küçük dünya, umumi dünya zannederler. Bunu söyleyince de bak şimdi, var mı bakalım sizde, bizde? Bende vardı. Bunu duydun değil mi? Acaba ben de öyle miyim demeden başkalarına hamlederler. Ya tabii tabii bu sokaktakiler böyledir. Değil. Acaba ben öyle miyim kendisine demez. Ben kesin öyle. Yani çok acayip. Hep duyduklarımızı sokağa uygularız. Acaba küçük dünyamızın oluşturduğu dünyada mı yaşıyoruz? Burada tenkit işe yarıyor abi kendini. İşte tenkit hakikat rendeşlerse marifet ortaya çıkar. Tenkit nefsaniyet tahrik ederse, rendeşlerse fitne ateşleri çıkar diyor. Ne zaman küçük dünyalarından, kafalarındaki zanlarının oluşturduğu dünyadan ölürse insan, kafasındaki o küçük dünyadan ölürse, umumi dünyaya dirilirse, ölmeden önce ölünün sırrını yakalamış olurlar. Suretten arkada yürüyor. Evet. Abi bir daha okuyabilir miyiz? Çok ilginç bu. Bir de okuyayım abi. Yukarıdan alıyorum. İnsanlar dünyada yaşadıklarını zannederler. Oysa dimağlarındaki, kafalarındaki oluşturdukları küçük dünyada yaşarlar. Kafalarındaki küçük dünyayı umumi dünya zannederler. Kim bunlar? Sana söylüyorum. Kim bunlar? Bu yazıyı, bu sesi duyan sen ve ben. Acaba ben de mi öyleyim demeden başkalarına hamlederler. O zaman sen de küçük dünyada yaşıyorsun. Üzerine hiç almıyorsun. Ne zaman küçük, peki ne zaman küçük dünyalarından kafalarındaki zanlarının oluşturduğu dünyadan ölürlerse umumi dünyaya dirilirler. Ölmeden önce ölünün sırrını yakalamış olurlar. Uzun seanslı ve kısa vadeli sık sık hayat kurmak gibi. Bunlar uzun seanslı ve kısa vadeli sık sık hayal kurmak gibi bunlar. Bu tür insanlar nasıl yaşarlar? Uzun veya kısa seanslı hayallerde yaşarlar. Mesela böyle bir küçük dünyasını kurguluyorum. Bakın sabahtan akşama bir saat yıldı buradan getirdi düşünce böyle. Ben bugün bir hastanedeydim. Ya siz nasılsınız dedi. Hastanede mi dedim kalsın. Dedim ki kötü olmaya zamanım yok. Çünkü kötü olmak için düşünmem lazım. Kötüyü düşününce kendimi kötü hissetmem lazım. Kötüyü düşünmem için zamanım olması lazım. Ben kötüyü düşünecek zamanım yok ki kötü olayım.
Şaka da hoşuna gitti. E kimdi o doktor mu? Şey mi? Birisini göndermiştim ya. Enes Bey'in olduğu biriydi, evet. E birisini gönderdik onu değil mi? O kadar kişi gitti ki. Şimdi demek ki bu tür insanlar küçük dünyalar nasıl? Hayal. Ya küçük seanslı hayaller ya büyük seanslı. En büyük tehlike bize şu çalıyor. Bu bizimle alakası yok. Zanniyle bu mevzuyu üzerine almaz. İnsanımızda şey var ya böyle cehennemden bahsettik sonra kimse ben de oraya gideceğim diye düşünmez. Herkes ben cennete gideceğim diye vermiştim ya. Yani. Evet. Anladım. Aynen evet. Muflis kimdir? Allah Resulü sormuş. Muflis. Muflis ne? İflas eder. Dediler ki ya Resulallah işte malı mülkünü kaybeden şunu bunu yapan bu hadisi biliyorsunuz. Evet. Mesela Allah Resulü dedi ki Allah ameli olur, ibadeti